Sevgili dostlar merhaba. Sevgili tarih dostları, sevgili tarihte yürüyen adamlar merhaba. Bugün tarihin gerçekten içinden geçerek size merhaba dedim. Arkamda 378 yılında yapılan, 378-385'li yıllarda yapılan 1650 yıllık bir su kemerinin altından geçtim. 1650 yıl. Dile kolay, dile kolay. İnanılmaz bir yer. 140 yıl, 120 yıl, 150 yıl, bazen 200 yıl, bazen 50 yıl. Bir tarih şeridi içinde. Tarihin üzerine basa basa yürüyeceğiz. Efendim, tarihte yürüyen adam Valens Orta Roma dönemi su kemerinden ya da Bozdoğan su kemerinden sizlere merhaba diyor. Sevgili dostlar, 1960'lı yıllardan kalma bir fotoğraf var elimizde. Bu fotoğraf o günkü Bozdoğan su kemeri ile bugünkü arasında sadece asfaltta ve sadece binaların görünümünde bir fark olduğunu. Bunun dışında Süleymaniye Camii'ne giden bu arter yolun, bu merkezi yolun çok da fazla değişmediğini göstermektedir. Şurada araba bulunmakta. Buralardan insanlar geçmekte. Her şey o günle bugün arasında zaman durmuş gibi. Tek bir benzerlik var. Tek bir detay var. Fotoğrafı o günle bugünü birleştiriyor. Fotoğraf 1960'lı yıllarda çekilmiş. Yani günümüzden yaklaşık 60 sene evvel. Nedir 60 yıl önceki fotoğrafla bugünkü fotoğrafı sanki daha dün çekilmiş gibi aynı yapan şey? Sevgili dostlar, İstanbul Yeditepe üzerine kurulmuş Roma Devleti'nin başkenti Roma'ya bir alternatif olarak kurulan 11 Mayıs 330 tarihinde Roma İmparatorluğu'ndaki Maximus Konstantin denilen Büyük Roma İmparatoru Konstantin'in başkent yaptığı 11 Mayıs 330'da başkent yaptığı bu şehirde en büyük problem su problemiydi. İçme suyu problemiydi. Devletin başkenti İstanbul'un bir merkezi su havzası, bir su kaynağı yoktu. Bir tane akarsuyu vardı. O da Sur dışındaki Bayrampaşa Maltepe bölgesinden çıkıp Edirne Kapı Sulu Kule civarından şehre girip Vatan Caddesi boyunca ilerleyip Aksaray Muratpaşa Camii'nden sağa dönüp bugünkü Aksaray Marmaray durağı Marmara İstasyonu'nun olduğu yerden, yani Theodosius Limanı'ndan denize batan tek bir su kaynağı. Bu kaynağın adı Likos Deresi, yani Bayrampaşa Deresi. Likos Deresi İstanbul'u karşılamıyor. Peki ne yapmak lazım? Bu kadim şehrin kurulduğu yıldan bugüne 1700 yıldır en önemli problemi su. Bu su problemini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde bugün hala kullandığımız Melen Çayı ve Istıranca bölgesinden, yani Trakya'dan ve Sakarya'dan getirilen sularla İstanbul'un su problemi önümüzdeki 20-30 belki 50 yılda çözülmüştür. ...378 tarihinde Roma İmparatoru Valens tarafından 1 kilometre 100 metre uzunluğunda Karagümrük'ten Beyazıt'taki Nemhesus su havzasına kadar işte şu yapıldı. Bozdoğan su kemeri tepeden bakıldığında dümdüz bir iplik gibi görülmektedir. Bu İstanbul'un en temel su problemini
çözmek için yapılan 1600 yıllık su probleminin çözülmesi için yapılan şu taşlar, şu model, şu kemer tam 1650 yaşında. Bunun altından sular geçmiyor. Bu bir köprü değil. Bunun üzerinden künklerle, borularla Belgrad Ormanı'ndan Beyazıt'a kadar ve hatta yere batan su sarnıcına kadar künklerle, su borularıyla sular taşınıyor. Oradan da İstanbul'a aktarılıyormuş. Efendim, gelelim fotoğrafa. 2021 yılında böyle bir görüntü görünmekte. 1960'lı yıllarda, yani günümüzden 60 sene evvel, fotoğrafta görülen görüntüye baktığımızda, şurada duran arabalar, Arnavut kaldırımlı yollar ve içeriye girmeye çalışan insanların dışında anlaşılan o ki pek bir şey değişmemiş. Birinci fotoğraftan, az evvel görmüş olduğunuz fotoğraftan yaklaşık 20 sene önce, inanılmaz bir akustik var burada, sesim sanki yukarıdan geliyor gibi. Yaklaşık 20 sene önce 1940'lı yılların başlarını çekilen bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Ben şu an at arabasının olduğu yerde bulunmaktayım. At arabası o günlerde en önemli ulaşım aracı. At arabasının biraz önünde, sanırım şuralarda bir yerlerde, beyaz krem rengi paltolu biri arkaya doğru bakmakta. Palto uçuşuyor. Demek ki aylar Ekim, Kasım, belki de Aralık'ın başlarını göstermekte. At arabaları, yerler asfalt değil, yerler Arnavut kaldırımı ama bakımsız taşlarla döşenmiş Arnavut kaldırımı. Ve yine fotoğrafın en ortasında ana detay olarak görülen şey, 378 tarihinde Roma İmparatoru Valens tarafından yapılan Bozdovan ya da Valens su kemerleri bulunmaktadır. Süleymaniye konakları, Süleymaniye köşkleri denilen köşkler, bakın o gün de var, bugün de var. Tabii bugün restorasyondan geçirilmiş, yenilenmiş köşkler. Fakat aslına uygun olarak yapıldığı, şu açıdan bakıldığında aslına uygun yapıldığı her halinden belli. Ama 40'lı yıllardan bize şu an ilham olan bu fotoğraftaki evler restorasyondan geçirilmemiş. Ya harabe ya sapasağlam ama tıpkı ilk yapıldığı gibi durmaktadır. 1940'lı yıllarda çekilen fotoğraf 2021 yan yana konulduğunda aslında mekanın çok da değişmediğini, değişen tek şeyin üzerine basıp hayatını yaşayan, arkasındaki at arabasına bakarak dönen beyaz paltolu amca gibi, dede gibi, at arabasının üzerinde oturan ya da arabayı kullananlar gibi, kenarlardan gelip geçenler gibi insanların değiştiği, insanlar geçici, taş bakidir. Bu fotoğraflar bize sanırım bunu anlatıyor.
1898'li yıllara ait müthiş bir fotoğrafla karşı karşıyayız. 1898, henüz insanların şapka giymediği, şapka giyilmesine 27 sene olan bir fotoğraf. İnsanlarda fesler var, at arabaları var. Asfalt olarak görülen şu yollar, veznecileri Fatih'e bağlayan bu yollar o günlerde Arnavut kaldırımı döşeli. Yani klasik Osmanlı tarzı. Arkamızda Şehzadebaşı Camii, Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Saruhan valisi iken vefat eden 21 yaşındaki oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırdığı Şehzadebaşı Camii hemen önünde, Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın yaptırmış olduğu külliye, külliyenin hazire kısmı fotoğrafın sağ tarafında parmaklık olarak görülmekte. O parmaklıklar 2021 yılında 1890'lardaki fotoğrafta görüldüğü gibi aynen hala görülmekte, tek bir farkla biraz aşağıya doğru gömülmüş durumda. Burada at arabalarıyla ya da şurada beyaz arabanın olduğu yerdeki o günkü model bir arabanın durduğu bu fotoğrafta bugün size gösteremeyeceğimiz bir şey var. Açın yanlış. Bu açı bu fotoğrafın açısı değil. Bu fotoğrafı çeken kişi sanırım Kargopulos. Bu fotoğrafı çeken kişi bu açıdan çekmemiş derseniz haklı olabilirsiniz. Ama aslında değilsiniz. Şu an görmüş olduğunuz orijinal fotoğrafta şöyle yaparsak sağ tarafta Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Şehzadebaşı Camii. Sol tarafta ise binaların pervazları ve saçakları görünmekte. O halde bu biraz geniş açı olmalı. Zira bakarsak şöyle bu tarafa doğru fotoğrafın burayı da alması gerekiyor demeyin lütfen dostlar. Çünkü o zamanlarda cadde sadece bu kadardı. Sizin şu an görmüş olduğunuz caddenin sağ tarafında, fotoğrafın sol tarafında, şu an benim bulunduğum yerde binalar vardı. 1942 ile 1957 yılları arasında 15 yıl süren şehir restorasyon çalışmasında burada bulunan binalar yıkıldı. Bu binaların arkasındaki sokak da yıkıldı ve ortaya kocaman yaklaşık 10 şeritlik bir yol yapıldı. Bu yüzden şu an gördüğünüz fotoğrafta dar cadde, iki şeritli, Arnavut kaldırımlı, faytonlu, fesli insanların bulunduğu bu dar cadde bugün bu kadar, şu tarafa doğru bakıldığında görülecek kadar büyük bir cadde oldu. Tek sebebi 42, 1957, 15 yıl boyunca yapılan yıkım çalışmaları kapsamında boşaltılan cadde. ...2021 yılında şu an görmüş olduğumuz cadde, şu an görmüş olduğumuz külliyeler bulunmakta. Fakat 1898 yılına gelindiğinde, yani günümüzden yaklaşık 125 sene önce, görüntü buradan, bu açıdan tam olarak budur. ...143 yıl öncesine ait Pascal Sabah isimli bir fotoğrafçıya ait müthiş bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Şehzadebaşı Camisi'nin birinci avlusundayız. Bu an, şu an görmüş olduğunuz fotoğrafla, yani 2021 yılında arkamda gördüğünüz açı ile 143 yıl önceki 1878 yılına ait olan görüntü, yol hariç
caminin kapısı hariç çok da bir benzerlik yok gibi görünüyor. Elhamdülillah, çok şükür ki çok da bir benzerlik yok. Çünkü o günkü görüntüde ağaçlar yok. Yani kabak bir Şehzadebaşı camisi görünmekte. Bugün ise ağaçlar bulunmakta. Kubbeyi, minareyi, yani sizin fotoğrafta gördüğünüz cami detayını göremiyoruz. Ağaç olsun, bütün fotoğrafların açıları kaybolsun. Biz buna gönülden razıyız. Şimdi gelelim fotoğrafa. Şuralarda bir yerde de ya Beyazıt Medresesi'nin ya Şehzadebaşı Medresesi'nin, ki şurada medrese, ya da Fatih Camii'nin önünde ve arkasında bulunan 8 medrese adı verilen Sahn-ı Seman medreselerinde talebe olan, medrese talebelerine mahsus kıyafeti bulunan biri buradan, tam bu açıdan, tam şu yoldan yürümekte. Yanında ise başka bir efrat beraber sohbet ediyorlar. Şehzadebaşı Camii'nde bugün sanki daha güzel gibi, yani o günkü görüntüye göre bugün sanki daha güzel gibi, ağaçlarıyla, yol bakımıyla, her şeyiyle, ama her şeyiyle bugün daha güzel. Gelelim fotoğrafa. 2021 yılında ağaçlarıyla güzel, manzarası kapanmış, detay olarak sadece yol ve caminin kapısı kalan görüntü budur. Fakat 143 yıl öncesine gidelim. 1878 yılına gelindiğinde ise görüntü tam olarak ağaçsız bir biçimde, şu an gördüğünüz gibi. ...1950'li yıllar, müthiş soğuklar. Bakmayın öyle İstanbul'un iki denizin ortasında kaldığı için ılıman havasına. İstanbul deli soğuk yapar. İstanbul'da soğuklar konulu yaptığımız programı hatırlarsanız, burada ne canlar alındı, ne canlar vefat etti, ne boğazlar kilitlendi. Boğaz donmadı bu arada. Hiç İstanbul Boğazı donamaz. İstanbul Boğazı'nın teknik olarak donması imkansız. 22 millik bir saatte hızı bulunmaktadır. Bu kadar hızlı akışkanlığı olan bir suyun donması mümkün değildir. Saatte 22 mil. Ama Tuna Nehri'nden kopup gelen buz parçaları İstanbul Boğazı'nı kilitleyince karşıdan karşıya, Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa yakasına yürüyerek geçmek bir dönem mümkün olmuş. Sultan Genç Osman döneminde yüzlerce insan vefat etmiş, hayvanlar ölmüş, evlerden çıkamayan insanlar olmuş. İstanbul'un soğukları gerçekten çok fenadır. İnsan boyunun birkaç katı büyüklüğünde insanlarla buz dağları, insanlarla karlar, yağan karlar yan yana geldiğinde insanları fersah fersah geçen karlar birikmiş. İstanbul'un soğuğu fenadır. Takvimler 1950'leri göstermekte. Şehzadebaşı Camii iki minaresiyle beraber fotoğrafta görüldüğü gibi bugün de aynı açıdan bakıldığında görülmektedir. Bir farkla, yol bu kadar geniş değil. Zaten bu açı da burası değil. Açının doğrusu bu caddenin, şu an akışkanlığı olan bu caddenin ortalarında bir yerde olsa gerek. Biz ortada duramayacağımız için buraya geldik ve aynı açıyı yakalamaya çalıştık. Aslında şuralarda bir yerlerden çekilmiş bir fotoğraf. Fakat buralar caddeler olduğu için geldik, buradan çekiyoruz. Bu yüzden sizden aynı açıyı yakalayamadığımız için özür dileriz. Bir tramvay, Peyami Safa'nın kitaplarına konu olmuş Fatih Harbiye tramvayı gibi bir tramvay. Fatih ve Beyazıt Eminönü. Buradan Vezneciler, üniversite sol tarafta kalacak.
aşağıya doğru Çemberlitaş, Sultanahmet, Ayasofya, Eminönü, Sirkeci tramvay yolu tam olarak buradan geçmekte ve burası bir tramvay yolu. Burada bir tramvay var ve her taraf kar, her taraf buz. Havanın çok soğuk olduğu fotoğraftan zaten belli oluyor. İnsanı üşüten bir fotoğraf. Tramvay, tramvayın etrafında insanlar, takvimler 1950'ler, yani günümüzden takriben 70 sene evvel. 2021 yılında güzel bir Mayıs baharlı havasında görüntü tam olarak budur. Fakat günümüzden 70 yıl öncesine gider isek görüntü tam olarak buzuyla, ayazıyla, kara kışıyla, İstanbul'un soğuğu ile, tramvayı ile görüntü tam olarak şu an gördüğünüz gibidir. ...1653 yılında vefat eden, İstanbul ve Galata kadılığı yapan Ebu'l-Fazl Mahmud Efendi isminde Sahn-ı Seman medreselerinde, Süleymaniye medreselerinde ders vermiş, kadılık yapmış büyük bir alim zat vardır Ebu'l-Fazl. Yani faziletin, bilginin, hikmetin babası Ebu'l-Fazl Mahmud Efendi. Hayır ve hasenat sahibi bir insandır. Elinde avucunda ne varsa her şeyi eğitime ve ibadete ve insana müteallik olan şeylere yatırır, onlarla zaman geçirirdi. İki tane medrese yaptı. Bu medreselerden birisi, şu an görmüş olduğunuz fotoğraflar yani, maalesef yola, kaldırıma, İBB'nin otopark kısmına feda edildi. Şurası, şu an benim bulunduğum yer. Bakın, insanlar var. Medresenin önünde poz vermişler. Fotoğraf çekilen yere bakıyorlar. İşte o fotoğraf çekilen yer maalesef bugün böyledir. İnsanlar görüyorsunuz bir binanın önünde. O bina nerede? İşte o bina, bakın, eğer ben şöyle yürürsem o medresenin içinde odalardan odalara doğru geçiş yaparak yürüyeceğim. Burası Ebu'l-Fazl Mahmud Efendi Medresesi'dir. Bu medrese, bu yol, şu an aramızda bulunan bu yol yapılsın diye 1957 yılında maalesef yıkıldı. Ebu'l-Fazl Mahmud Efendi'den geriye ne kaldı derseniz, tek bir taş bile kalmadı. Ha, belki şu taşları sökersek toprağın içinde Mahmud Efendi'nin medresesinin temel taşlarını görmek mümkün olabilir. Bu fotoğraflar nerede derseniz, işte o insanlar böyle bakıyorlar. Bina burada. Şimdi araç geçti, güvenli. İşte o insanlar şu an burada. Ve böyle bakıyorlar. 1653 tarihinde vefat eden Ebu'l-Fazl Mahmud Efendi en son görev yeri Galata Kadılığı'dır. Galata bölgesinde, Üsküdar bölgesinde, İstanbul bölgesinde hizmetleri hiç yadsınamaz. Bu formatın en güzel tarafı, fotoğrafın içinden, tarihin ve zamanın içinden çıkarak sizlere hitap etmek. Tam 61 sene öncesine gidelim. Haydi gelin zaman makinesine binelim ve 1960 yılına gidelim. 1960 yılında, yani günümüzden tam 61 yıl evvel.
Adnan Menderes dönemi yıkım çalışmaları bitmiş, üzerinden 3 yıl geçmiş. Zaten şuralar dümdüz toprak gibi. Altımızda bulunan Haşim İşcan geçidi de o aralar henüz açılmamış. Açılmasına birkaç yıl var. Topraklar açılıp alta inildiğinde medreselerin, hamamların, bazı camilerin, çeşmelerin, 1. Mahmut Kütüphanesi gibi kütüphanelerin yok olduğu döneme denk gelmektedir. Bu yol üzerinde ne var ne yoksa her şey yıkıldı, her şey alındı ve alt geçitle beraber ortaya neredeyse 20 şeritli bir yol yapıldı. Düzleştirildi. Kabak bir Fatih portresi ortaya çıktı. Şehzadebaşı Camii yine fotoğrafın tam orta yerinde. Hadi fotoğrafa gelelim. Takvimler 2021'i gösterdiğinde 15 Temmuz destanının yazıldığı Saraçhane Meydanı, Saraçhane Parkı, İBB binası, arkamızda Şehzadebaşı Camii ve İtfaiye Parkı ile beraber pek çok done ve pek çok görsel. Fakat takvimler 1960'ı gösterdiğinde şu an sizin gördüğünüz gibi ortada bir Şehzadebaşı Camii, caminin sağında ve solunda evler, harabe, yıkık minareli, burmalı minareli cami detay olarak yıkık gibi görünmektedir. Sizi iki fotoğrafla yan yana bırakıyorum. ...1953 yılına ait bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Adnan Menderes döneminde Bol İstanbul için yıkım olmuştur dedik ya. Hayır, her zaman da yıkım olmamış. Bazen de yol hizasında bulunan ve bakıma muhtaç olan tarihi eserler yapılmış, restore edilmiş, çok ciddi anlamda bütçeler ayrılmıştır. Bunlardan biri Fatih Vezneciler yolu açılırken, 16 Mart Şehitliği Meydanı yapılırken, Theodosius Zafer Takı ve Forumu hemen arkasındaki Palaiokeptos Kilisesi ve Sarayı yapılırken bir şeye dikkat etmişler. Osmanlı eserlerinden yol üzerinde bulunmayıp tali yerlerde bulunanları restore edelim. Şu an ağaçlardan pek bir şey görünmüyor. Fakat fotoğrafa baktığımızda kabak bir medrese görünmektedir. 1955 yılı ile 2021 yılı arasında ne fark var? Ben söyleyeyim. Her gördüğümde beni mutlu eden ağaç farkı var. Amcazade Hüseyin bu bir yalı ile meşhur olmuş kişidir. 1699 tarihinde Osmanlı Devleti'nden yaklaşık iki Türkiye büyüklüğünde toprak kopartan, Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminden gerileme dönemine doğru götüren bir anlaşma vardır. İlk defa toprak kaybettiğimiz bir anlaşma. Bu anlaşmanın adı Karlofça Antlaşması. Bir yıl sonra ise İstanbul Konferansı. İşte Karlofça Antlaşması'nın ve İstanbul Konferansı'nın yapıldığı Boğaz'da, Anadolu yakasında, köprünün hemen yanında güzel bir yalı bulunmaktadır. Amcazade Yalısı. 600 tane yalı vardır Boğaz'da, 600 yalı. Bu 600 yalının 365 tanesi tarihi eser değerindedir. Tarihi eser olma özelliğine sahiptir. 365 tarihi eser yalının en eskisi, en kıymetlisi 1680'li yıllara ait Amcazade Hüseyin yalısıdır. ...1953 yılına
harabe olarak ulaşmış. 1955 yılında bitirilen, 53-55 yılları arasında bitirilen restorasyonla günümüze ulaşmış bugünkü ve o günkü fotoğraflarıyla sizi baş başa bırakıyor. ...1901 yılına ait muhteşem bir fotoğraf. Üç tane çocuk burada duruyor. Şu an benim durduğum gibi duruyor. Üç çocuğun durduğu yerde küçük de olsa bir kaldırım var. Kaldırımın hemen altında bir çocuk da onlara bakıyor. Fotoğrafı kim çekti belli değil. Tek bilinen günümüzden 120 sene evvel burada bu orijinal şebekelerin olduğu Amcazade Hüseyin sebilinde üç tane çocuk burada duruyor. Bir çocuk orada duruyor. Burası ağaçlık. Bugün de ağaçlık. Fakat buralarda tabureler var ve burada insanlar oturuyorlar, zaman geçiriyorlar. Hangi aya, hangi mevsime ait olduğunu bilmediğimiz bu fotoğrafta bugüne kalan bu çocuklar dede oldu. Bu çocukların torunları da dede oldu. Bu çocukların yaşı 13-14 olsa 1901 yılında 1887 doğumlular. 1887 doğumlu olan çocukların, burada bulunan çocukların muhtemelen torunları da dede olmuş ve belki de vefat etmişlerdir. Çocuklar yok. Şurada oturan dedeler yok. Sadece her programda söylediğimiz gibi taş var. Yani insan fanidir, taş bakidir. İslam sanatında, Osmanlı sanat tarihinde böyle söyler. Taş bakidir, Allah'ı ifade eder. İnsan fanidir, ahşabı ifade eder. Fotoğrafta gördüğünüz tablo 120 sene öncesine ait tablo şu an bomboş kedilere kalmıştır. Fotoğrafa gelelim. Amcazade Hüseyin Medresesi'nin orijinal şebekeleri 1680'li yıllarda yapılan orijinal şebekeleri, içerideki haziresi, sebil kısmı, çeşme kısmı, medresesi, her şey duruyor. Durmayan tek şey fotoğrafta gördüğünüz çocuklar ve amcalar. ...1923 yılı, Cumhuriyet kuruldu mu bilmiyoruz. Ne durumda bilmiyoruz. Tek bildiğimiz düşman o pis ayaklarını bu ülkeden çekti. Ve bu ülkeden defoldu gitti. 3-4 yıl süren şanlı bir milli mücadelenin ardından kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda bakmayın ders kitaplarında sadece batı cephesinden bahsedildiğine bu millet, bu devlet Kurtuluş Savaşı süresince Doğu Cephesi'nde Kazım Karabekir önderliğinde, Kuzey Cephesi'nde Halk Kuvayi Milliyesi ve Deli Halit, Halit Kars'ı alan önderliğinde, Güney Cephesi'nde Ferhat Beyler, Sayın Beyler, Tufan Beyler, Asım Beyler, Şahin Beyler önderliğinde bir halk harekatıyla İngiliz'e, Fransız'a, İtalyan'a, biraz Rus'a, Ermeni'ye ve içimizdeki hainlere, Yunanlılara kök söktürdü 1923. Neden bunları söyledim?
Niye bunları size anlattım? Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf 1923 yılına ait bir fotoğraf. O yüzden dedim, acaba şurada duran fesli delikanlı, hemen yanına gidiyorum. Şurada duran fesli genç çocuk Cumhuriyeti gördü fakat şu an Cumhuriyeti mi yaşıyor bilmiyoruz. Burası bir çay bahçesi, burası bir kıraathane. Oturmuşlar, yerlerde sedirler var ve sedirlerde sohbet ediyorlar. 1923 yılının veznecileri, 1923 yılının Fatih'i, Amcazade Hüseyin Medresesi, tıpkı şu an gördüğünüz gibi. Çay ocağı şurada bulunmakta. Çay ocağının yanında çay bahçesi gibi sedirler, masalar bulunmaktadır. Güzel Osmanlı devrinin yükselişin bitip gerilemenin başladığı ve tekrar çöküşün, işgalin bitip mutlu günlerin başladığı yerdir burası. Amcazade Hüseyin Medresesi ve önünde 1923 yılına ait o yılı yaşayan insanlar. Şu an fotoğrafta gördüğünüz şuralarda oturanlar ya da buralarda, tam şuralarda sedirlerde, yer iskemlelerinde oturan belki de birinin şu an masasına misafir oluyorum. Buralarda oturanlar neler gördüler ki? Allah-u Teala şurada bu fotoğrafta yaşayan ve gördüğünüz insanların gördüklerini hiç kimsenin görmesini nasip etmesin. Bunlar 1909 Trablusgarp Savaşı'nı, Balkan Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı, topraklarımızın cımbızla vücuttan et kopartılır gibi kopartıla kopartıla ülkemizin parçalandığını gördüler. Bu insanlar çok değil. Birkaç yıl sonra İkinci Dünya Savaşı'nın sıkıntılı ve kuraklık ve yokluk günlerini görecekler. Allah-u Teala şu an fotoğrafta bulunup benim elimle gösterdiğim şu insanların gördüklerini hiç kimseye göstermesin. Fotoğrafa gelelim mi? 2021 yılında Amcazade Hüseyin Medresesi önündeki gençler, oturanlar, çay içenler, kahve içenler yok. Sadece şöyle bir görüntü var. Fakat takvimler 1923'ü, Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurulduğu, yeni nüvelendiği o günleri gördüğünde şu an gördüğünüz fotoğraf gibi bir görüntü var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.